boyun ağrısı, yani ağır şartlarda, soğuk ortamda çalışma nedeniyle tutuluyor. İnsanlar bazıları haftalarca böyle yengeç gibi geziyor. Boynu tutuluyor, robot gibi oluyor, böyle yapıyor, öyle oluyor. Tabii tuhaf durumlar ortaya çıkıyor. Doktora gidiyor. Doktoru prokain iğnesi yapıyor. İğne birkaç saat iyi geliyor. Ondan sonra tekrar tutuluyor. Bende de böyle bir durum oldu. Bir gün akşam eve geldim. Böyle kafamı kaldıramıyorum. Doktora gitmiştim. Doktor prokain iğnesi yaptırdı. 30 sene oluyor ama ona. 30 sene geçti. Doktor yine biraz etkisi oldu. Sonra tekrar. Doktor dedi ki ya, yani sıcak havlu sar, bir şey yap işte, sıcak olsun, iyi olur. Sıcak yaptık, daha kötü oldu. Bütün kollarıma kadar böyle ağrı. Robot gibi oldum böyle. Hanım dedi ki ya, ne oldu, kavga mı yaptın? Yoksa benimle mi kavga yapacaksın? Derdin ne dedi? Kavga falan değil, boynum tutuldu dedim. Neden? Sıcaktan. Ne yapacaksın, ne olacak? Sen buz getir dedim buzdolabından. Buzu aldım, tülbente sardım, boynuma sardım. 5 dakika sonra şöyle kendime geldim. Sıcak asla boyun ağrısına, sırt ağrısına, bel ağrısına iyi gelmez. Robot gibi olur. Sıcak iltihapları azdırır. Çünkü kanın pH değerini bozar. Mikroplar hızla yayılır. Enfeksiyon artar. Mesela bir tanesi prostata yakalanmış. Doktor demiş ki sıcak suyla taharetlen, sıcak suya otur. Adam prostatı gitmiş. Yani 35 santimken 70 santim birden olmuş. 70 gram birden olmuş. Santim değil, gram. Almanya'da doktora gitmiş. Demiş ki 10 yılda ancak bu duruma gelirdin. Ne oldu? Ne yaptın? Demiş. Ya Türkiye'de doktor dedi ki sıcak suyla taharetlen, sıcak suya otur, iyi gelir dedi. Ben de yaptım. Senin doktor doktor diye baytarmış, kusura bakma demiş. Sıcak suyla yapılan şey sadece bayanlar, adetten önce başlayan, adet döneminden önce başlayan karın ağrılarında sıcak su kullanabilirler. Onun haricinde sıcak suyu kullanmak boyut. Bu sıcak su üstüne şey, ne diyorlar ona? Boyut. Sıcak su torbası. Sıcak su torbası içerisine koyuyorsun. Omuz, sırt, bel ağrılarına kullanıyorlar. Daha kötü yapar. İltihapları azdırır. Asla sıcak su kullanmamak gerekir.